Herkese merhabalar. Arka Bahçem kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mozzarella peyniri tarifi hazırladım. Hem mozzarella peyniri yapacağız hem de peynir altı suyundan tatlı lor yani ricotta yapacağız. Buyurun, yapımına geçelim. Mozzarella peyniri için 2 litre açıktan almış olduğum inek sütünü kullanacağım. Sütü tencereye süzdüm ve kenara aldım. Şimdi de içine ekleyeceğimiz diğer malzemeleri hazırlayalım. Yarım çay bardağı kadar suyun içerisine 1 çay kaşığı limon tozunu ekleyip limon tozu eriyene kadar güzelce karıştırıp kenara aldım. Şimdi de mayayı hazırlıyorum. Maya için 2 çay kaşığı su ve 1 çay kaşığı mayayı karıştırıp kenara alacağım. Bu arada kullanmış olduğum maya da budur. Çok soran olduğu için göstermek istedim. Kesinlikle reklam değildir. Şimdi eritmiş olduğumuz limon tozunu sütün içerisine aktaracağız ve güzelce karıştıracağız. Sütü ısıtmadan önce limon tozunu eklememiz gerekiyor. Limon tozunu ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıp sütümüzü ısıtmaya başlayacağız. Mozzarella peynirini yapmak için açıktan almış olduğunuz sütü kullanmanız gerekiyor. Pastörize sütle bu peynir yapılmaz. Sütü ocağa aldım ve derecemi de 36'ya ayarladım. Sütün derecesi 36'ya gelene kadar sütümü kısık ateşte ısıtıyorum. Arada bir karıştırıyorum ki sütün ısısı dengeli bir şekilde dağılsın. Sütüm ısınmaya başladı. 36 dereceye geldi. Dereceyi içerisinden çıkarıyorum ve hemen bu aşamada hazırlamış olduğum mayayı ekliyorum. 36 derecede mayamızı ekleyelim. Mayayı sütün içerisine ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp 1 saat boyunca mayalandıralım. Eğer mayalandıracağınız ortam soğuksa mutlaka üzerini kapatın. Tam 1 saat sonra peynirim güzel bir şekilde mayalanmıştı görmüş olduğunuz gibi sarı suyu da yüzeye çıkmış kenarlarına dokunduğum zaman peynir kolay bir şekilde ayrılıyor telememiz oluşmuş mayalanma süresi 1 buçuk saate kadar da çıkabilir hiçbir sıkıntı olmaz. Peynir mayalanıp teleme oluştuktan sonra yani bu kıvama geldikten sonra ocağın altını tekrardan açıp kısığa getirdim ve yavaş yavaş suyun ısınmasını bekliyorum. Peynir altı suyu ısınırken de ben de bir kaşık yardımıyla peyniri bir kenarda toparlıyorum. Bu aşamada ocağın altını kesinlikle yüksekte tutmayalım. Kısık ateşte yavaş yavaş peynir altı suyunu ısıtıp peynir altı suyunun içerisindeki peynirleri bir kenarda toplayacağız. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımda birçok peynir tarifi mevcut. Dilerseniz diğer tariflere de bakabilirsiniz. Peynir altı suyu ısınmaya başladı ve peyniri bir kenarda topladım. Ortalama şu anda 40 dereceye kadar geldi. Serçe parmağımla kontrol ettiğim zaman hafiften serçe parmağım yanmaya başladı. Bu aşamada peyniri uygun bir kabın içerisine aktarıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bu arada ocağın altını kapatmadım. Kısık ateşte peynir altı suyu ısınmaya devam ediyor. Peyniri tepsinin içerisinde bu şekilde yoğurarak fazla suyundan arındırıyorum. Bu aşamada peynirimiz henüz birbirini tutmamış. Her defasında sıcak suyun içerisine alıp peyniri tam kıvamına getireceğiz. Bu şekilde elimle sıkıştırdım, suyundan arındırdım ve tepside biriken suyu peynir altı suyunun üzerine tekrardan geri boşaltıyorum. Bu suyu da dökmeyeceğiz. Bu sudan çok lezzetli yine bir İtalyan peyniri yapacağız. Peyniri peynir altı suyunun içerisine aldıktan sonra ortalama bir buçuk iki dakika kadar bekletiyorum ve tekrardan tepsiye alıp yoğurmaya devam ediyorum. Peynir altı suyunu kısık ateşte yavaş yavaş ısıtıyoruz. Yüksek ateşte yapmayalım. İlk etapta yüksek ateşte peynir altı suyunu ısıtırsanız peyniriniz bu şekilde birbirini tutmaz ve lora döner. O yüzden kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Peynir altı suyu ısınmaya devam ederken peynirim de yavaş yavaş sünmeye başladı. Peynir ısındıkça sünmeye başlayacaktır zaten. Biz tekrardan yoğurup peynirimizi pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam edeceğiz. Bu işlemi peynirimiz pürüzsüz olup sünene kadar devam ettireceğiz. Tabi peynir altı suyu ısındıkça peynir de doğal olarak ısınacaktır. Bu aşamalarda yoğurmak biraz zorlaşabilir. Dilerseniz eldiven kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Mozzarella peyniri dahil kanalımda birçok peynir tarifi mevcut. Süt ve süt ürünleri ile ilgili kanalımda birçok tarif bulabilirsiniz. Mozzarella peynirim yavaş yavaş istediğim kıvama geldi. Görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir kıvam oluştu. Şimdi tekrardan sıcak suyun içerisine alıp sünüp sünmediğini kontrol edeceğim. Bu arada mozzarella peyniri ile ilgili sizlere bilgiler de vermek istiyorum. Bu peyniri sirke ile yapanlar da var. Sirke ile yapmak çok riskli. Peyniri yaparken sütü kestirip lorada dönüştürebilirsiniz. Mozzarella peynirinin orijinal tarifi bu şekildedir. Mozzarella peyniri yapmak için asit kullanmamız gerekiyor. Asit olarak da limon tozu kullandık. Limon tozunun kimyasal adı sitrik asit diye geçiyor. Bu maddeyi kullanmadan peyniri yapmak biraz zor. O yüzden mutlaka limon tozunu kullanmamız gerekiyor. Ortalama 7-8 defa bu işlemi devam ettirdim ve her defasında tepside biriken peynir altı suyunu da tencereye geri boşalttım. Dediğim gibi bu suyu burada biriktireceğiz, ziyan olmasın. Bu suyla da yine çok lezzetli bir peynir hazırlayacağız ve peynirin artık son aşamasına geldik. Bu aşamada peyniri yoğurmak iyice zorlaştı. Çünkü çok sıcak. Şimdi tekrardan kontrol edeceğim ve hemen peynirimizin diğer aşamasına geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi artık yırtılmadan uzuyor. Tekrardan peynir altı suyuna alıp ısıtacağım ve hemen diğer işleme geçeceğiz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz bu peyniri çiğ sütten hazırladık. Çiğ sütten yapmış olduğumuz bu peyniri bu aşamada bu şekilde sıcak suyun içerisinde haşlayarak pastörize ediyoruz zaten. Bu peyniri yaptıktan hemen sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Mozzarella peyniri yaparken en önemli aşamalardan bir tanesi de bu aşamadır. Her defasında peyniri sıcak suyun içerisine alıp peyniri yumuşatacağız ve bu şekilde yoğurarak pürüzsüz bir hale getireceğiz. Eğer bu aşamayı hızlı geçersek peynirimiz pütürlü bir şekilde kalır ve istediğimiz kıvamda olmaz. Ayrıca peyniri yaptıktan sonra suyun içerisinde bekleteceğiz. Eğer bu aşamayı güzel yapmazsak peynirimiz suyun içinde eriyebilir. Bu aşama çok önemli. Ve şimdi de peynirimizin diğer aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada 2 çay kaşığı kadar kaya tuzunu peynirin üzerine aldım ve peynirin üzerine kaynar su ilave ediyorum. Bu aşamada peynirimizi yoğurup artık peynire son şeklini vereceğiz. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Eğer bu peyniri tatlı yapımında kullanacaksanız bu aşamada tuz ilavesi yapmayın. Sadece kaynar suyu döküp yoğurun ve son şeklini verin. Biz bu defa kahvaltıda tüketeceğimiz için ben içerisine tuz ekledim ve peynirimi görüyorsunuz. Sündükçe sünüyor. Bu aşamadan sonra artık peynirde yırtılmalar olmuyor. Peynirimiz artık hazır. Şimdi peynirimizi yumuşatacağız ve ikiye bölüp yuvarlayacağız. Mozzarella peyniri ile ilgili elimden geldiğince bütün detaylarını ve püf noktalarını anlatmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Peyniri ikiye böldükten sonra tekrardan sıcak suyun içerisine alıp biraz daha yumuşattım ve hamur bezesi yapar gibi elimde yuvarlayarak ilk peynirimi hazırladım. Diğer parçayı da yine aynı şekilde yumuşattıktan sonra elimde bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Bu aşamalarda dediğim gibi su sıcak olduğu için eldiven kullanarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Ve mozzarella peynirlerimiz hazır. 2 kilogram sütten hazırladım. Hemen bunları tartacağım. Ne kadar çıktığını da sizlere göstermek istiyorum. 2 kilo sütten toplamda 220 gram mozzarella peyniri elde ettim. Tabii benim kullanmış olduğum süt biraz yağlıydı. Ortalama 2 kilogram sütten 150 gram kadar mozzarella peyniri çıkıyor. Şimdi mozzarella peynirini dilimleyip iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Bu peyniri dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz de pizza, tost, hatta makarna yapımında bile kullanabilirsiniz. Her türlüsü çok lezzetli oluyor. Eğer tuz eklemezseniz tatlı yapımında da kullanabilirsiniz. Bu peynirle yapılan künefeler çok lezzetli oluyor. Peynirimi dilimledim. İç kısmı da pürüzsüz ve çok güzel. Şimdi tavada peynirin eriyip erimediğini de sizlere göstermek istiyorum. Bu arada ocağın diğer tarafında peynir altı suyunu ısıtıyorum. Dediğim gibi onunla da lor yapacağım. Isınmış olan tavaya 2 dilim peyniri aldım ve peynirlerimi kızarttım. Peyniri bu şekilde kızartıp kahvaltıda tüketebilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi peynirimiz sündükçe sünüyor. Gerçekten o kadar lezzetli ki lezzetini anlatamam. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Vermiş olduğum detaylara ve püf noktalarına dikkat ederek bu peyniri yaparsanız sonuç mükemmel olur. Dikkat ettiyseniz tavanın içerisine hiçbir şekilde yağ eklemedim. Peynir kendi yağında çok güzel bir şekilde kızardı. Başta da dediğim gibi kullanmış olduğum süt biraz yağlı olduğu için hem peynir miktarı biraz fazlaydı hem de tavada hiç yağ eklemeden çok güzel bir şekilde kızardı. Mozzarella peynirimiz hazır. Şimdi de ricotta peynirini yapalım. Peynir altı suyunu ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine yarım adet limonun suyunu sıkıyorum. Limon suyunu ekledikten sonra yavaş yavaş peynir altı suyu kesilmeye başlayacaktır. Bu aşamadan sonra çok fazla kaynatmayacağız. 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynatıp ocağın altını kapatacağız ve peynir altı suyunu soğumaya alacağız. Süzme işlemini mutlaka soğuduktan sonra yapalım. Eğer sıcakken yaparsanız peynirin içerisindeki yağı da sıcak suyla beraber dökmüş olursunuz. Peynir altı suyum soğudu. Şimdi de bir süzgecin içerisine bir peynir süzeyi yerleştirip loru bu süzeyin üzerine döküyorum. Süzekten geçirmemiz gerekiyor. Peynir altı suyunun içerisindeki bu lor çok yumuşak olduğu için sadece süzgeç yetmez. Mutlaka süzgecin üzerine bir bez yerleştirdikten sonra peynirimizi süzelim. Peynirin rahat bir şekilde süzülmesini sağlamak için altta biriken bu suyu hemen bir kenara alıyorum. Bu suyu da ekmek yapımında kullanabilirsiniz. Suyu bir kenara aldıktan sonra süzeyi çok fazla sıkıştırmadan süzme yoğurt yapar gibi bu şekilde peynirimizi süzdürelim. Lor peynirini bir gece boyunca serin bir yerde beklettim. İyice süzüldü. Lorumuz oluştu. Şimdi bu loru bir kaşık yardımıyla sıyıracağım ve bir tabağın içine aktaracağım. Bu peyniri süzdürürken peynir süzeyini sıkıştırmadan kendi halinde yavaş yavaş süzdürmemiz gerekiyor. Aynen süzme yoğurt yapar gibi bu peyniri süzdürmek gerekiyor. Eğer sıkıştırırsak peynirimiz oluşmaz ve akıp gider. Bu arada süzme yoğurt tarifi de sayfamda mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz. Bu peynir altı suyuyla da dediğim gibi ekmek yapabilirsiniz. Lor peynirimizin kıvamı da görmüş olduğunuz gibi sürülebilir ve akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi de hemen ne kadar çıktığını da sizlere göstereceğim. Taban darasını aldıktan sonra peyniri tartıyorum ve 2 kilogram sütten 220 gram mozzarella, 150 gram da ricotta peynirini çıkarmış olduk. Peynirin üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. Bu peyniri dilerseniz baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. Bu peynir tuzsuz oluyor. Tuz ekleyerek de tatlandırabilirsiniz. Başta da dediğim gibi sütün kalitesine göre peynir miktarı azalıp çoğalabilir. Benim kullanmış olduğum süt biraz yağlı olduğu için peynir miktarı da biraz fazla çıktı. Ve hem mozzarella peynirimiz hem de ricotta peynirimiz hazır. Mozzarella peynirini 2 ya da 3 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor ya da suyundan arındırıp derin dondurucuda muhafaza ederek de tüketebilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler peynirlerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün yine sizlere iki farklı ve çok lezzetli peynir tarifi hazırladım. Bu tariflerimi şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.